Ve Necati Albayrak 1938 Yalova Kadıköy doğumlu bir insanı. İlkokulunu Kadıköy'ünde bitirdim ve babamın yanında çiftçi olarak çalışıyorum. Askere gidinceye kadar babamın yanında devam ettik. Ve askerden döndükten sonra babam bana bir araba aldı. 54 model Ford. Onunla taksiciliğe başladım. Bu tabii bir iki sene sürdü. İstanbul'da taksicilik yaptım. Saatli arabam vardı tabii. Abilerime bıraktım arabayı. Bizde bir Almanya sevdası doğdu. İşçi Bulma Kurumu'na yazıldık ve muayene olduk. Ondan sonra biz Almanya günümüzü bekledik ve çıktı. Biz öyle bir muayene olduk ki size söyleyebilirim, mahrem yerlerimiz bile kontrol edildi. Yani çok sıkı bir muayeneden geçtik. Yani bu muayene normal bir hastanede dahi olamaz. 1962 sonları bizi çağırdılar ve Almanya'ya gün verdiler. Pasaport işlemlerimiz bitti. Sirkeci Garı'ndan yolculuk Almanya'ya başladı. Maceramız şimdi burada başlamış oldu. Münih Garı'nda indiğimizde her firmanın yetkili sorumlusu olarak bizi aldılar. Herkes hangi şehire gidecekse o trene bindirip biz Köln'e geldik. Köln'e geldik. Tabii bizi haime yerleştirdiler Weidenfeld'te. Ertesi günleri iş saatine bizi arabayla götürdüler birkaç gün. Sonradan otobüslerle, tabii kendimiz gittik artık Ford'un yerimizi, işimizi öğrendikten sonra. Yalnız ehliyetli olduğum için yalnız bitmiş vasıtaları garaja çıkarıyordum. Yani arabalar banttan geçtikten sonra, yani bitti, arabalar tam faal duruma geldiği, biz direksiyona binip parka çekiyoruz, tekrar geliyoruz, tekrar alıyoruz. O zamanki söylediklerine göre 740 araba, faal araba çıkıyordu günde. 63'te bu. Ben tabii bu kazançtan pek memnun kalmadım. Çünkü o zaman her hafta bize paramızı verirlerdi. Bankayla falan ilişkimiz yoktu. Her hafta cuma günü zarf içinde paralarımız isimlerimizle beraber zarfla bize verilirdi. Fakat ben bu parayla orada artık idare edemedim. Bu tabii 5-6 ay sürdü bu şeyi. Bu zaman diliminde ben itiraz ettim. Yani bu parayla ben geçinemiyorum, ben artık gidiyorum diye bir çıkış istedim bunlardan. Temiz kağıdımla beraber bana dediler ki gidebilirsin dediler. 64'te oluyor bu. 64 senesinde bana verdiler son paramı. 300 lira bir param var. Ya Türkiye'ye gideceğim yahut da başka bir iş bulma sevdasıyla yollara çıktım. Bir tanıdığın bana tavsiyesi Siegen şehrinde ağır sanayinin olduğunu söylediydi. Ben trene bindim Köln Garı'ndan, Siegen'e geldim. Ben Siegen'e geldiğimde o zamanki söylediklerine göre 52 kişi vardı. Ben orada işte Bahnhof'ta sordum böyle. Ben dediler ki Weidenau'da üniversitenin altında, şimdiki üniversitenin altında, o zaman üniversite falan yoktu, dağlık bölgeydi, ormandı yani. Altında Weidenau Kilisesi'nin üst tarafında bir Bonifatius
Haim diye bir haim var dediler. Buraya gidebilirsin, tabii ben bekarım. Ben buraya gittim. Orada 170 lira bütün aylık yatmak, yemek içinde oraya yerleştim. O bu yerleşimden sonra tabii ben iş bakmaya başladım. Hemen beni bir inşaat firması Weidenau'da Hunthausen diye bir inşaat firması kabul etti. Oraya girdim. Bu 64 senesinde ilk işimiz buraya Siegen'de. Fakat kış olduğundan dolayı bana biraz sıkıcı geldi. Bu zaman diliminde ben Hunt Weber'e müracaat ettim. Hunt Weber'de çalışırken bir de oda bulma imkanım oldu. Bu oda da Oberholzklau'da Hunthausen'de Fettner olarak, yani kapıcı olarak çalışan bir şahsın evi, bir oda verdi bana. Bu zaman diliminde hakikaten iş bulmak çok basit. Yani bugün çık, yarın herhangi bir işe girebilirsin. Ben ilk önce bu odayı, kendi odasını vermeden yan tarafında kendisinin ayrı bir daha evi vardı. Adamın bir kat üzerine. Burada birkaç kişiyi ben Köln'den getirmiştim. Bana Hunt Weber'de dediler ki adam varsa getir falan. Köln'den Hakkı Dursunbek, Orhan Uğur, o zaman bir Hasan diye bir arkadaşımız İstanbullu, Orhan Aksoy, bunları ben Köln'den getirdim. Orada kalıyorduk. Ben Almanya'ya gelirken de nişanlıydım. Hanımımı getirmek istedim Hunt Weber'de çalışırken. Şimdi en çok zorlandığım zamanlar bu zamanlar oldu. Benim en çok Almanya'da beni sıkan 88'in Şubat ayın 27'sinde olan bir kazadan dolayı, oğlumu kaybetmekten dolayı çok sıkıntılar yaşadım. Çünkü adaletin tam tecelli etmediğine inanıyorum. Yani adalet, tabii adalet ebedi kitaplarda, yazılı kitaplarda kaldığı müddetçe hükmü olmaz derler. Bize de o şekilde oldu. Ben oğlumu kaybettiğim halde bana 24 bin bilmem küsür mark mahkeme masrafı yüklediler. Bunun bir de 88 feniği var. Benim oğlum Realschule Schisberg'de okuyordu. Bir okul tatili için o zaman benim Geisweid'de terzi dükkanım vardı. Hanımım çalıştırıyor. Tabii ben değil, hanımım terzi. Çocukların Avusturya'ya geziye gitmesi için 10 gün kışta Avusturya'da işte kayak kaymak şeysine çocukları gezi için geldiler. Benden imza aldılar. Hatta ben pek taraflı olmadım. Biraz da maddi olarak 300 lira falan para lazımdı. Dedim ki ben şey yapamam. Onu da kabul ettiler. Kendileri karşıladılar. Götürdüler. Bu olay beni en çok üzen olay oldu.